Merhaba arkadaşlar. Geçen bulaşık makinesi pompasını su pompası olarak kullanmıştık. Burada anlaşılmayan bazı noktalar olmuş. Ve bir arkadaşımız da borunun tamamı gözükmüyor. Hile olabilir demiş. Ama bizde kesinlikle hile yok arkadaşlar. O yüzden boru tam gözükecek şekilde tekrar videosunu çekeceğiz ve kısa hemen bağlantısı nasıl olacak ondan bahsedeceğiz. Hemen de videomuza geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle bulaşık makinesi motorunu bağlamak çok kolay. Normalde su girişi pompanın hemen ön kısmından bağlanıyor. Yani çekeceği yer burası. Suyu buradan çekecek ve şu üst kısımdan da gönderecek arkadaşlar. Pompa bu şekilde. Bağlanması da çok basit. Direkt arkadaşlar 220'yi veriyorsunuz bu şeye. Kablo şöyle tam gözüksün de. Şimdi burada önemli olan sarı yeşil kablo. Sarı yeşil kablo arkadaşlar direkt motorumuzun gövdesindeki toprak bağlantısına bağlanacak. Bu şekilde bağlanacak. Diğer girişler arkadaşlar fark etmiyor. Zaten şurada iki tane soketi var. Eğer soketi değil de klemens bağlantısı olan bir motorunuz varsa da klemensi o şekilde bağlayacaksınız. Yani bunu önce maviyi taktım. Sonra kahverengiyi taktım. Bu arkadaşlar kesinlikle fark etmiyor. Çünkü bu alternatif akım motoru. Eğer yani mavi burada, kahverengi burada veya kahverengi burada, mavi burada bu fark etmiyor arkadaşlar. Sadece fark eden en önemli nokta sarı yeşili gövdeye bağlamanız gerekiyor. Bu toprak. Yani buraya yanlışlıkla faz verirseniz bu motorun her tarafında enerji olur. Ve çarpılabilirsiniz. Ama bu şekilde sıkıntı yok. Bu sadece toprak gövdeye temas edecek. Diğer enerji girişleri de fark etmez. Mavi, kahverengi yer değiştirebilir. Ama sarı yeşil kesinlikle yer değiştirmeyecek arkadaşlar. Şimdi hemen borumuzu da bağlayalım. Borumuzu biraz kısalttım. Çünkü geçen uzun olduğu için boruyu pek sığdıramamışız. Videonun içerisine dahil edememişiz. Şimdi o boruyu da bağlayalım. Şu an arkadaşlar kovamızı ağzına kadar doldurduk. Görmüş olduğunuz gibi hortumumuz da kısa. Hortumumuz da tam olarak gözüküyor. Zaten şu an tam anlaşılsın diye kovadaki su bitinceye kadar bunu durdurmayacağım. Yani kovadaki suyu da kaç dakikada boşalttığını da bu şekilde görmüş olacaksınız. Şimdi kablomuzu takacağız. Şu kablomuzu taktığımız zaman çalışmayacak. Çünkü benim kablomun üzerinde şöyle bir tane anahtar var. Bu düğmeye bastığım zaman çalışacak. Şimdi arkadaşlar pompamızı çalıştıracağım. Şöyle şu düğmeye bastığım zaman çalışıyordu. Şu an basıyorum. Evet, şu an pompamız çalışıyor. Bakın şöyle. Bakın arkadaşlar şöyle pompayı, boruyu gösteriyorum. Bakın çok kuvvetli bir şekilde sulaması var. Bakın şu an daha yeni açmama rağmen kova çok hızlı bir şekilde boşalıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın yerler hemen ıslanıyor ve çok kalın bir şekilde su boşaltıyor. Fazla sürmeyecek. O kadar su bir anda bitecek gibi gözüküyor. Şu an kovanın içerisindeki su hemen bitmek üzere arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde basıyor çünkü suyu. Evet, gördüğünüz gibi kovamızdaki su bitti. Suyumuz azaldı. Şu an pompayı durdurmam gerekiyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi su çok kısa bir sürede bitti arkadaşlar. Hortumumuz da kısaydı. Direkt pompadan geldiğini görmüş olmanız gerekiyor. Bir arkadaşımızın da bize sorusu vardı. Acaba ucunu daraltsak araba yıkar mı? Yani tanzikli
atar mı diye. Şimdi onu deneyeceğiz. Borunun ucunu birazcık daraltacağız arkadaşlar. Bakalım danzikli bir şekilde atacak mı, yoksa yine yumuşak bir şekilde mi atacak, onu deneyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar hortumumuzun ucuna onluk hava hortumu bantlayacağım. Yani geçici olarak denemek amaçlı, bakalım tanzikli olacak mı? Şimdi arkadaşlar hortumumuzun ucunu daralttık. Şu an bu şekilde pompamızı çalıştıracağız. Bakalım nasıl olacak. Ben şöyle yine çalıştırayım. Evet arkadaşlar, basıncı bu şekilde. Bakın daha ileriye gönderiyor şu an suyumuzu. Bununla araba yıkanabilir ama tabii basınçlı oto yıkaması gibi çok basınçlı değil arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ama yine bayağı basınçlı arkadaşlar. Bununla 2-3 metreye su basabilir miyiz demiş bazı arkadaşlarımız. 2-3 metreye bence kesinlikle basar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi epeyce uzağa suyu gönderebiliyor. Şöyle yeniden pompamızı, hortumumu göstereyim de yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar. Bakın direkt şöyle pompamızdan geliyor. Suyumuz da azalıyor arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi biraz ucunu daralttığımız için su biraz daha uzun sürede boşalıyor. Bir anda boşalmıyor. Ama görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gayet güzel. Evet, suyumuz bitti yine. Pompayı kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi görmüş olduğunuz gibi borumuzu kısalttık ve motorumuzdan suyun direkt geldiğini gördük. Bu şekilde içinizde bir şüphe kalmasın. Şimdi arkadaşlar ben bu motor için check valve sipariş ettim. Yani ucuna check valve'i taktıktan sonra direkt dereden suyu çekebileceğiz. Şimdi kovamızın alt kısmına motoru monte etmemiz gerekiyor. Çünkü şurada suyun olması gerekiyor ilk çekişte. Burada eğer su olmazsa çekemez arkadaşlar. Mutlaka içerisi dolu olması gerekiyor. Zaten su motorlarında ağzında muhakkak check valve oluyor arkadaşlar. Bu da aynı o tarzda çalışan bir pompa. Bunun işte check valve'ı aldıktan sonra bağlantılarını yapacağız. Su doldurma musluğu bağlayacağız buraya, ön tarafına. Sonra arkadaşlar dereden suyu çekip bahçemizi sulamaya çalışacağız. Tabii bizim bahçemizde elektrik olmadığı için yanımızda akü invertör götüreceğiz ve invertörle bu pompamızı çalıştıracağız. O videoda arkadaşlar check valve'imiz geldiği zaman direkt yapıp sizlerle paylaşacağım. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler.